durdur şu arabayı! Ulan durdur şu arabayı! Keseceğim ulan ikinizi de keseceğim! Suratlarınızı yola yapıştırayım da görün! Ne oluyor neden kaçıyoruz, sen kimsin? Ay bağırma be kulağımın dibinde, kaçıyoruz işte görmüyor musun? Kimden kaçıyoruz? Abimden! Abinden neden kaçıyoruz? Yapacaklarımın yarısı benim aklımda yok lan! Ulan durdur şu arabayı! Durdur ulan! İkinizi de doğuracağım lan! Allah deli! Deli! Deli bu! ...10.30'da tuğlacılarla, 11.30'da çimentocularla, 12.30'da betoncularla toplantınız var Bülent Bey. Çok sıkılıyorum ya. Ya hayatımın bir amacı yok, yaşam motivasyonum sıfır. Beton duvarlar arasında resmen sıkıştım kaldım. Konsepte bak ya, konsepte bak. Vallahi dünyayı gezdim. Ben böyle bir kahvaltı yapmadım. Size de ayrıyetten teşekkür ederim Yaşım Hanım. Ne demek efendim? Benim görevim bu. Çanakkale'nin Ağla köyünden gelen organik domates, Çan'ın Eklice köyünden gelen organik biberle buluştu. Ve son olarak seyyah tavuklarımızın yumurta iştirakiyle ortaya altın değerinde organik bir menemen çıktı. Afiyet olsun. Vay be. Perfecto, perfecto. Buyurun efendim. Bal da bal yani. Aa, anneniz ve babanız şirkete gitmek üzere yola çıkmışlar. Ne diyorsun ya? Babanız çok sinirliymiş. Sinir. Hey hesap! Hesabı getir hesabı. Nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir? Tam bir mutlu olacağım. Bir şeyler iyi gidiyor. Çatmış. Niye sinirliymiş bu kadar? Bilmiyorum. Bu ne be? 180 TL menemen mi olur ya? Efendim domatesin tarladan çıkışı 15. Hale varışı 20. Bize de gelişi 40. Hani mutfaktan buraya gelinceye kadar başına ne geliyorsa bu menemenin? Ya Yeşim Hanım tamam demek organik mallar pahalı. Ödeyin de çıkalım ya. Allah Allah. Eyvallah çok sağ ol. Yine bekleriz efendim. Ben ilkokul mezunu, adat bilmez, kültür seviyesi sıfır, avam bir adamım. Ama azmettim, çalıştım. İçerisilikle başlayıp koskoca bir holding kurdum. Bu salak niye böyle oldu? Ama ne bileyim Celal, olduysa oldu işte yani ne yapalım? Bir iki küçücük yavrucuğumuzu gidip şimdi caminin önüne paket gibi koyalım mı? Zamanında aklımdan geçmedi değil, haklısın. Ama cemaate acıdım. İnsanları dinden imandan çıkarır bu herif. Hep sen şımarttın onu, onun için böyle oldu. Ha, dur dur. Hoş geldiniz babacığım. Çıkın şey hepiniz. Defolun. Hesap ver. Hesap vereyim babacığım. Bir sürü ihalelere falan girdik. Öyle toplantılar falan. Hesap ver. Hesap ver. Hesap vereyim. Hangi hesap baba? O binanın taşıyıcı kolonlarını neden yıktın? Neden yıktım? O binanın kolonlarını... Heh tamam hatırladım babacığım. Ya ev çok dardı, bilardo masa sığmadı. Ben de kolonları yıktım. 18 katlı o binayı senin yüzünden yıkıp yeniden inşa edeceğiz. Hayvan baba, baba. Anne al şunu, anne al şunu. Baba, anne al şunu. Baba, çek onu. Ben seni zorunla inşaat okudum baba. Şşş, sus, daha körük etme.
Sırf sen okuyasın diye baban sana üniversite satın aldı. Asmakat Vakıf Üniversitesi. Ya böyle okul mu olur anne ya? Hayatım, diploman var mı? Var. Önemli olan da bu. Bu betonarme dünya bana göre değil. Ben yeteneklerimi keşfedemiyorum. Senin para yemekten başka yeteneğin yok ki lan. Ne istediysen yaptık. Hayır baba, siz ne istediyseniz ben onu yaptım. Beni betona gömdünüz. Ya şuna bak, şirketin adı bile beton inşaat. Ulan müzisyen olacağım dedin, orkestra satın aldım. Futbolcu olacağım dedin, koskoca kulübü satın aldım. Denizci olacağım dedin, şilep satın aldım. Daha ne yapalım be? Bunların hepsi yatırımdı baba. Sen benim gerçek isteklerime hiçbir zaman kulak asmadın. Ya beton fobi oldum anne ya. İnşaat sektörüne emanet edeceğim oğlum. Beni sırtımdan bıçakladın. Hain. Ben hain değilim baba. Anla artık şunu, bu şehir üstüme üstüme geliyor. Ya bu sabah yediğim bir domates bile beni mutlu etmeye yetti. Ah canım. Belki ileride İstanbul'u terk edip sessiz sakin Bege kasabasına yerleşirim. Aa, tamam oğluşum. İstediğin buysa eğer, baban da bir Ege kasabası satın alsın sana. Değil mi Celal? Sen buna ne zaman karar verdin? Bu sabah işte. Güzel. Ben hayallerin ertelenmesine gıcık olurum. Hemen yarın İstanbul'u terk ediyorsun. Adam olmadan dönmek yok. Ama baba... Arabaların, Gotra'nın, uçağın, jet ski'nin, yazlığın, dağ evinin, göl evinin anahtarlarını ver. Motor? Anne. Motorun da anahtarını ver. Hayallerin gerçek oluyor. Tamam. Ay. Evet, işte her şey bu minibüsle başladı. Çerçilik yaptım. Köy köy dolaşıp bugünlere geldim. Seni boşluğa sürükleyen o gibi parayı ben bu yadigarla kazandım. Şimdi benim başladığım yere sen gideceksin. Köy köy dolanıp bu 500 liralık malı 5000 liraya satıp döneceksin. Ya baba, Allah aşkına ya. Ya şu çer çöpü kim alır ya? Herkes. Bak adı üstünde. Çerçi. Ne satar? Çer çöp satar. Çerçi pazarlama uzmanıdır. Gömleğe ihtiyacı olan adama balta satacaksın, ekmeğini çıkartacaksın. Al bakalım. 1000 lira paran, bir ay mühletin var. Hadi bakalım. Aa, bir yemek yese bitti para. Oh. Anne tamam, tamam, tamam. Efendim, ben de karayolları haritasıyla doğada hayatta kalabilme rehberi vermek istiyorum. Ay Yeşim, ne kadar da düşüncelisin. Bak çok duygulandım. Elbette hayatta kalabilsin ki ben işsiz kalmayayım. Ver, ver tamam ver. Dur, dur. Bunun neler varmış içinde. Evet, şimdi eğer aileden birinden veya şirketten birinden yardım istersen, mirastan mahrum edileceksin. Müşterilerden veya arkadaşlarından birinden yardım alırsan, mirastan mahrum edileceksin. Aşevi, Dünya Af Örgütü, Birleşmiş Milletler gibi yerlerden yardım alırsan, mirastan mahrum edileceksin. Gene de bir halklar karıştırırsan, mirastan mahrum, evlatlıktan reddedileceksin. Hadi bakalım. Ben şu zorlu yolculukta oluşuma bir yumuşeşlik etsin babası, biliyorsun. Doğduklarından beri hiç ayrılmadılar, hep birlikte yattılar. Şimdi lütfen buna izin ver. Ver, ver anne, ver yumuşu ver. Hop. Ya. Al. Ha. İletişim teknolojileri kullanmak yasak. Eğer çok ihtiyacın olursa güvercin kullanırız. Bu işi 2 gün içinde bitirip geri dönebilirim baba. Ama dönmeyeceğim. Tabiat ana kucak açmış beni beklerken bu zavallı, bu beton kokmuş dünyaya belki de hiç adım atmayacağım. Elveda çimento rengi insanlar. Elveda. Ay. Oluşum. Anne! Ya bunun otomatiği yok mu ya? Yok. O
olsa dükkan senin. Benim masaj yaptırmam lazım. Nihayet özgürüz beymiş, ha? Ne düşünüyorsun? Araba eski meski ama fena gitmiyor ha. Hem az da yakıyor. Kenara çekeriz böyle, çayımızı demleriz. Kampımızı kurarız, yemeğimizi yaparız. Hepimize göre yani. Babamın o aşağılamaları, annemin pış pışlamaları da yok hem. Acilen malları satıp keyfimize bakalım. Çerçi. Çerçici geldi. Çerçi. Çerçi. Amca. Buyur bak, bir sürü şeyimiz var. Bak balta sapımız, yünümüz, çaydanlığımız, efendimize bidonumuz, her şeyimiz var. Tamam, bakıyorum öylesine. 30 yıldır ilk defa çerçi görüyorum da. Ne güzel işte, bir sürü şeyin birikmiştir. Al hadi bir şeyler. Yok evladım, sağ ol. İnternetten istiyoruz. Kapımıza kadar gönderiliyor. Ne ihtiyacımız olursa hepsini. Ha. Güzel. Güzel. Power bank var mı? Yok abla, ışıldak var. İster misin? Ay yok, istemem. Almadan bıraktırmam seni bak. Bir terabaytlık hard disk var mı? Yok ablacığım, burası çerçi. Ha. Öyleyse iyi günler dilerim. Hadi kolay gelsin size. Allah Allah ya. Pardon. Anadolu'da kaybolan meslekler belgeseli mi çekiyorsunuz? Yok arkadaşım, ne belgeseli? Ya oluyor yani, bu eşek semercilerini, yün dokumacılarını falan çekiyorlar. Ha, yok, yok ben çerçiyim, çerçi. Sağ ol. Allah Allah ya. Hadi gel bir selfie çekelim. Kim bilir bir daha nerede çerçi göreceğim. Hadi gülümse. Şu düştüğümüz hale bak ya. Babam bile beni bu kadar aşağılamadı. Ya babam madem beni bu mallarla test edecekti, açardık bir internet sitesi, satardık hepsini beymiş. 2018 yılındayız ya, çerçecilik mi kalır? Vallahi mallar elimizde patlayacak gibi beymiş. Acilen bu medeniyetten uzaklaşıp köy bulmamız lazım, köy. Sen de acıktın mıymış? Ha? Oğlum var ya, her şey organiktir burada. Şuraya bak. Gidip güzel bir ziyafet çekelim. Parayı dert etme. Bendensin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Anlayacağım, ben de senin gibiyim. Modernitenin insanlığı öldürdüğünü gördüm. Tüm imkanları elimin tersiyle ittim. Kalktım ve yollara düştüm. Sen neler yapıyorsun? İçimdeki yangını söndürecek bir nehir arıyorum. Sağ ol, harika, harika. İnşallah bulursun. Ama ne zaman böyle bir yardım falan bir şey... Her zaman, her zaman yani. Hesap. Malı ne yapacaksın? Hangi malı? Ha, o mu? Onlar kamp malzemesi. Ben biraz tedbirli bir insanım da.
benim de işte beton inşaat şirketi adında bir şirketim var. Öyle ihaleler, projeler filan. Ben dedim siz çalışın. Ceketimi aldım, düştüm yollara. İhtiyaç molası verebilir miyiz? İhtiyaç molası verebiliriz. Aa, şu ileride benzinci var, orada duralım. Benzinlik olmaz. Benzinlikleri sevmiyorum. Her yerde kamera var. İzlenme hoşuma gitmiyor. İyi peki. Olmaz. Senin arabada kalman lazım. Buralarda çok hırsızlık oluyor. Malını çalarlar. Ben bekliyorum o zaman bunu. Yer misin? Yerim. Kek. Ellerimle. Kek, kek. Bayılırım ben. Hep kek yerim ben. Oh, lokum lokum. O kadar mal ucuza gidiverdi ya. Acelemiz oluvermese bu parayı satıvermezdik ama ne yapam gari? Kucak niye inmedi arabada? Kaç günlerdir araba kullanıveriyor abi. Helak oldu garibim. Dinleniversin biraz. İyi iyi. Senin bu güzelliğin olmasa çöre çöpe para bağlamam ya. Neyse. Sağ olasın abi. Allah razı olsun. Düzgün çalışın lan. Şuna bak. Topla şurayı. Şunu öne çıkar, öne. Çerçler. Soyuldum. 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 Arabanın sahibi. Çerçler. Allah'ım soyuldum Allah'ım. Al. Şöyle aşağı aşağı. Hadi düzgün. Lan. Lan. Yaşınızdan başınızdan utanın be. Çabuk yükleyin malları. Çabuk yükleyin. Ahlaksız. Ne diyorsun lan sen? Ne biçim konuşuyorsun? Şeyda bak sen işine. Burada ben varım. Yürü. Lan karı koca tezgah mısınız siz? Yok, yok abi. Ya ben mağdurum. Hırsız her şeyimi çaldı. Görmüyor musun? Donla kaldım ya. Yürü git. Verdik parasını aldı. Çok istiyorsan ver ikimini. Götür malları. Tamam abi. Defol. Tövbe ya Rabbim, tövbe ya. Günah da girdik ya Allah Allah ya. Burada kaldık Gümüş. Vallahi her şeyimizi aldılar. Babam öldürecek bizi. Of. Hayır kalmadık Gümüş. Hayır kalmadık. Gümüş iyi niyet elçisi olarak sen gidiyorsun tamam mı? Merak etme elbet kavuşacağız. Kendine iyi bak aşkım. Sakin ol oğlum, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sapık mısınız beyefendi? Bu ne hal? Soyundum memur, soyundum memur bey ya, soyundum. Görüyorum, derhal gelin lütfen. Tabii. Siz ne iş yapıyorsunuz? İnşaat firmam var efendim. Abi ne inşaatı mı yapıyorsunuz? Efendim abi? Ehliyet ve ruhsat alalım. Hemen, hemen. Hemen. Buyurun abi. Al bakalım. İyi günler, iyi günler.
Anlatamıyorum galiba memur bey. Uğurlu takım elbisemi çaldılar. O olmazsa mahvolurum ben. Bıraktıkları adrese mail attım. Şirket telefonlarını da aradım, açan olmadı. Bırakın onu, maile de dönen olmadı. Yani çok mağdurum. Kardeşim, git derdini o zaman asayişe anla. Bekleme yapma, işim gücüm var. Devam et. Sağ ol memur bey. Amca, dediğim kızı gördün mü? Ceviz al oğlum. Yok amcacığım, acelem var. Ceviz istemiyorum. Zeytin vereyim oğlum. Yok amcacığım, zeytin de istemiyorum. Kız nerede? Duz şerbeti al oğlum, içim ferahlar. Tutunla da, sana da. Amca, kız nerede? Nar vereyim oğlum. Şaka ya. Amcacığım, kız nerede ya? Evladım, kusura bakma. Sabahtan beri sipsah yapamadım, o yüzden. Kızı gördün mü? Gördün mü? Gördüm. Nerede? Şu tarafa gitti. Allah razı olsun. Hele şükür. Tipe bak. Allah'ım. Allah'ım sönme. Söndü. Söndü. Of! Of! Doğada hayatta kalma rehberi Yeşim Hanım. Bakalım tutabilecek miyim senin bu rehberin beni hayatta. Aha vallahi buldum. Yeşim, sağ ol bebeğim. Vallahi buldum ha. Of. Kaçıyoruz. Abimden. Abinden neden kaçıyoruz?
ettiniz? Bıçaklarımın yarısı benim aklımda yok lan! Durun, durun şu arabayı! Durdurun! İkinizi de doğrayacağım lan! Allah deli! Deli! Deli bu! İkinizi de keseceğim! İkinizi de doğrayacağım lan! Tamamdır. Atlattık. Şimdiye çoktan gelirlerdi. Süper, süper. Ben tanıştığıma çok sevindim hanımefendiciğim. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bir dakika, ne esen kalması? Nereye gidiyorsun? Ben hırsızımı bulacağım, paramı alacağım. Üstünü 5000'e tamamlayıp monoton hayatına devam edeceğim. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Mümkün değil. Mümkün, mümkün. Gayet mümkün. Arabaya geçeceğim, direksiyona geçeceğim, yoluma devam edeceğim. Mümkün. Aa, değil işte. Gideceğin yollar belli, plakan belli. Eşkalin belli. Hele ki şu kıyafetinle 100 kilometre öteden fark edilirsin. Sen şu ormandan kafanı çıkardığın an abim seni bulur. Bulsun. Bulsun abim, bulsun. Allah bulsun. Hoşuma da gider, bulsun. Adını bilmem, sanını bilmem abinin. Bana mı kaçtın ya? Şu anki vaziyetimize bakarsan öyle görünüyor. Bir hatırlatayım istiyorsan. Ne yapıyorsun be? Manyak bırak. Ne yapıyorsun be? Dur! Anladın mı şimdi? Anladım. Mantar zehirliymiş. Allah! Allah Allah! Bu kızın yavuklusu olacak da benim haberim olmayacak ha? Büyük plan yapmışlar Davut abi. Herif minibüsüyle gelmiş, damatını hazır etmiş, ormanda beklemiş. Kim olursan ol bu planı çözemezsin. Çok karmaşık. Tabii canım. Kesin yavuklusu. Bir de damatlığını da giyip gelmiş. Nasıl bir damatlıksa, ne iş yapıyor lan bu adam? Şey olmasın. Ne abi? Şey oğlum, anlayın işte. Anlamadım abi, ne? Neyse, şimdi nereye gitmişler ona bakalım. Toplan. Yolları çoktan tutmuşlardır. Ne yapacağız peki? Mecburen bu yoldan devam edeceğiz. Mecburen bir yoldan devam. Burası yol mu ya? Sen buraya yol mu diyorsun ya? Allah Allah. Başka çaremiz mi var? Yola girdikten sonra çalı çırpıyla izimizi kaybettir. Evet ya. Bak, süper fikir oldu bu. Tamam. Peki biz yolu bulabilecek miyiz? Bulmaya çalışmıyoruz zaten. Kaybolmaya çalışıyoruz. Al. Ya ben, benim kaybolmak gibi derdim yok. Olmalı. Olmalı ama. Çünkü vurulacaklar listesine bir numaradan giriş yaptın. Abim seni yavuklum sanıyor. Ya bunun nesini anlamıyorsun, anlamıyorum. Benim anlamam hakkımı kullanma. Düğünden kaçan, araba çalan, mermiye kafa tutan birisini elbette anlamıyorum prenses. Anladım. Birbirimizi anlamıyoruz, anladın mı? Anladım. Bundan sonra da anlamak için uğraşmayalım. Sen anladın mı? Anladım. Şimdi yaşam bu tarafta, ölüm bu tarafta. Hangisini seçiyorsun? Buradan. Yürüyeceksin galiba. Biniyorum ben. Ben biniyorum. Yok yok. Böyle olmaz. Baksana hiçbir şey göremiyoruz. Yürüyerek devam edelim. Bence de. Kaybolduk. Kaybolduk. Mutlu musun ha? Mutlu musun? Belki başka yoldan gitsek bir şansımız olurdu. Ne mutlusu be? Allah Allah. Pardon da senin suçun. O kadar uzun yola çıkıyorsun, arabana bakım yaptırmıyorsun. Ya sen o bakımı zamanında abinin beynine yaptırsaydın şu an bu halde olmazdık prenses. Aha. Vallahi ev buldum. Ev buldum. Yandık. Şimdi bütün gece bu buluşunu benim başıma kakarsın. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Sen niye düğünden kaçtın ki yani? Birazcık daha sabretseymişsin, adam kaçıp gidermiş zaten. Kabasın. Gerçekten çok kabasın.
Bu akşam sakın ağzını açma çünkü konuşmuyoruz. Konuşmayalım ya, Allah Allah. Konuşmayalım. Gördüğüm en kaba adamsın. Hem de en kabası. Şimdi ev sahibini buluyoruz, yardım istiyoruz. Ondan sonra sen yoluna, ben yoluna. Bir daha ne sen beni tanıyorsun ne ben seni. Allah Allah. Sanki ben dedim ormanın ortasında gel beni kucakla döndür diye. Bir de bırakmıyor. Sapık mıdır nedir artık? Açık. Kimse var mı? Allah aşkına biriniz varsanız bir şey söyleyin. Burada yok galiba. Yok değil mi? Giriyorum. Gir. İttirme dur. Tamam hadi gir, kimse yok işte. Tamam sen arkamda kal. Tamam kimse yok. Elektrik de yok. Bir şey değil mi? Burası dışarıdan daha soğuk ha. Yapma ya. Aha. Şöminemsi tarzında bir şey buldum. Ben biraz odun yakayım da ısınalım. Hadi yap bakalım. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Küçükken ben izci kulübünün başkanıydım. Oo, yavru kurt derlerdi bana da. Yaşlandık artık. Çok belli oluyor. Hep yakamadın şunu. Odunlar yaş. Allah Allah. Ondan şey yapamıyorum. Ben gideyim şu minibüsü yolun ortasında duruyor çekeyim. Hem yaş, kuru odun falan bulursam halledeceğim merak. Ben de yani merak etme. Ay. Yapayım versene. Ver işim var, işi ver geleceğim. Korkma geleceğim. Sağ ol. Donduk burada ya. Burada lamba varmış. Oh be. Ya Kamil, bu alet bozuk falan olmasın, bir soruştur şunu. Celal Bey, efendim bu imkansız. Oğlan aynı yerde dönüp duruyor. Nasıl çerçelik bu anlamadım. Tövbeler olsun ya. Ay bu çocuğun cilas pisi bozuk. Ay bir yerde dursana be çocuk. Aa, bir restoranda, bir pavyonda, bir gazinoda. Ay olur mu canım? Ay sen beni adamı strese soktun. Benim masaja gitmem lazım. Saat kaç? Bence atarım bu stresi. Ben Metin Hoşses'im. Benim bir tarzım var, bir çizgim var. Uğur'la elbisem olmadan ben sahne almam. Anlamıyor musunuz ya? Almam. Ağlam bak. Çık ulan sahneye. Önce hareketli parçalardan sonra başlayayım. Millet çözsün, eğlensin. Biz de paraya para demeyelim patron. Ben sahne alayım hemen. Efendim bu müstesna geceye hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu gece eğleneceğiz, coşacağız. İlk parçamı sevgili patronum Cumali Bey için çalıyorum. Gaydırı Kutbak Cemile. Haydi bakalım. Ben size söylemiştim, üzerimde lanet var diye. Lanet var, lanet! Lanet var üzerimde, lanet var üzerimde.
Ha. Ben de arabanın çakmağını şey yaptım da sen çoktan şey yapmışsın zaten. Hop 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 hop. Bir dakika. Özür dilemeden ısınamazsın. Allah Allah ya. Şöminene söyle de sıcaklığını buraya vermesin bari. Hiç orayı boşuna zorlama. Ben baktım açılmıyor. Ya kıracaksın. Bakın burada ne varmış. Den 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 den. Adeta bir ekmek. Oh, nasıl da acıkmışım ya. Sıcak da böyle. Paylaşırsan ısınmana izin veririm. Vallahi ben buradan gayet ısınabiliyorum. Sen de istersen oradan karnını doyurabilirsin. Peki. Peki o zaman. Ben de bu zeytinle peyniri tek başıma yemek zorunda kalırım. Aa, bir dakika ya. Bir şey daha vardı. Aa, yok artık. Reçel mi? Daha bitmedi ama. Ton balığı. Ton balığı. Ton balığı. Kaba sözler sarf ettiğim için özür dilerim. Seni kaçma macerama sürüklediğim için özür dilerim. O zaman Bülent. Esma. Beni evlendirmek istedikleri adam da benden 30 yaş büyüktü. Yok artık. Niye zorluyorlar peki? E adam çok zengin. Ne demek adam çok zengin? Allah Allah, insan çocuğunu sırf zengin diye başka bir adamla evlendirir mi? Sen tabii saraydan yeni çıkıp böyle halkın arasına karıştığın için sana tuhaf geliyor bu durumlar. Ya hakikaten sen nerede yaşıyorsun ya? Ya nerede yaşarsan yaşa. Allah Allah, mal mı alıp satıyorsun? Abim karşıma çıksın var ya, bak iki tane laf sokacağım, hiç alınma lütfen. Sok, tamam. Senin uykun geldi. Ben de nasıl yapacaksak kırılıp uyuyayım bari. Olmaz. Yani şimdi abim gelip basar masar sonra hiç anlatamayız derdimizi. Bugünlük bu kadar macera yeter. Haklısın, o zaman ben Kırmızı Şimşek'e gideyim. Orada yatarım. Kusura bakma. Yok ya, ne olacak? Haklısın, haklısın. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bırakma olur mu? Bırakır mıyım hiç? Bırak kızı. Abim. Bülent yapma. Esma benim. Sen kimsin lan? Esma. Oh!
Günaydın. Günaydın. Sabah uyandığımda şömine sönmüştü. Sabaha kadar donmuşum. Ya bir şey söyleyeyim, sen lütfen bana bırakır mısın ya? Lütfen. Ben hallederim. Sen akşamdan kalmış bir şeyler var mı? Kahvaltılık mahvaltılık, onlara bak lütfen ya. Al bakalım. Ne güzel. Sen bu kadar zamandır sadece bir tane mi odun kırabildin? Odunlar çok yaş ya. Hem bir de pantolon çok dar. Eğilip kalkamıyorum. Ondan yani, yoksa ormanı indirdim, ormanı. Ondan yani. İyi tamam, hadi bırak şunları yiyelim de sonra kırarız. Bence de güzel fikir. İnşallah abinin siniri geçmiştir ha. Ya belki de bir çiçek miçek alsak, yanına gitsek ha. Öyle zannetmiyorum. İnşallah evlenmek zorunda kalmayız. Ne kadar rahatsın sen ya. Ne evlenmesin? Delirdin mi sen ya? Allah Allah. Ben de seninle evlenme meraklısı değilim. Daha odun bile kıramayan adamdan koca mı olur? Esma'nın evleneceği herif düğünden vazgeçti. Ama olsun, ben yine de cezalarını keseceğim. Benim için bir gurur meselesi haline geldi. Ben çok gururlu bir adamım. Tanıyınca beni çok seveceksin. Kek de güzelmiş ha. Eline sağlık. Şu işler bitsin. Buraları cennet gibidir. Seni gezdireceğim. Hem annemin babamın da elini öpersin. Ulan ne anladınız be? Yok bir şey galiba, bu kadar da yiyecek. Esma, acaba buralarda market falan var mıdır ha? Hop 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 hop, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Çek şunu ya. Al sana market. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Esma abi kırmızı lan! Sizi doğrayacağım lan! Bir şey boğacağım lan! Yüzyılın katliği abini yapacağım oğlum! Ulan bir daha canamla babamın elini öptürecektik. Bin lan bin! Bin! Senin ciğer spiride bir bozukluk mu var? Mümkün değil. Ayol çocuk, bir orada bir burada. Ama çok kel alaka yerlerde. Bak, bir pavyonda, bir şey gazinoya gidiyor. Bir de çay bahçesine gidiyor. Yok, senin bu ciğer spiride bir bozukluk var. Asla. O zaman kuaföre gidiyorum. Ciğer spirin bozuk senin. Allah Allah. Evleneceğin kişiyi sana sormazlar, anlamadım. Seninkiler çok mu farklı sanki? Bak, betonu reddedince neler gelmiş başına. Ya zengini, fakiri hiç fark etmiyor. Herkes aynı. En azından evleneceğin kişiye karışamazlar. Sen öyle san. Benim gibi bir köylü kızı seç de bak bakalım neler geliyor başına. Ne görgüsüzlüğü kalır, ne fakirliği. Kimse benim aşkımı satın alamaz. Vallahi ağızlarını açtıkları gibi kızı alır kaçarım. Bak, aynı sonuca çıktın ama yani. Kal öyle. Lan! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen deli? Psikopat, manyak, deli, ne yapıyorsun? Aa, bir şey yapmıyorum ya. Bıldırcım vurdum işte, ne var? Cani misin ya? Bunların suyu tükenmiyor mu ya? Niye ateş ediyorsun ya? İyi. İyi, tamam. Peki. Al. Al. Sen bul o zaman ne buluyorsan orman marketten. Kıracağım silahı sonunda. Kıracağım, atacağım suya ha. Ay aman. Ay. Ha, vallahi öldüm açlıktan ya. Sen şimdi o kitabından bütün o otu sebzeyi bulacaksın. Ondan sonra bu koca ormanda onları bir de bulacaksın. Sonra pişireceğiz, yiyeceğiz, doğacağız ha. Pes.
Allah pes. Ya ben sana söyleyeyim. Biz burada ölürüz, başkalarına yem oluruz. Ya sen ne kadar çok konuşmayı seviyorsun sen ya. Ha, otları falan sen neden bilmiyorsun? Köylü kız değil misin? Allah Allah. Köylüyüm diye otları bilmek zorunda mıyım? Şurada bir çöpten var bak. Bak şu ottan gördüm sen. Aha. Vallahi bu. Vallahi doğru. Vallahi buldum ya. Bir taneyim, bir tane. Demek ki neymiş? Katil olmadan da karın doyurulabilirmiş. Ah. Ne oldu ya? Battı bir şey ya. Uyuştu. Esma uyuştu. Esma vallahi uyuştu. Ne bu? Ne oldu? Ne bu Esma? Ne oldu kitapçığın? Yardım etmedi mi sana? Aa! Orman marketten bir şey bulamadın mı? Esma bir şey oldu dur. Vallahi gitti. Ay, gitti. İyi hakikaten Beyzade çıktın ha. Bir şey yok işte alt tarafı bir ısırgan otu. Ya başka bir otsa? Ya zehirlenirsem ya sakat kalırsam? Aa sırtım. Allah kaşındım. Bravo. Bravo. Tek atışta 4 tane kelaynak vurdum biliyor musun? Nesli tükenen bir tür bu. Neden ben Allah'ım ya? Neden ben ya? Esma. Allah aşkına şu siyah bandı çıkart bak gözüme gözüme vuruyor. Üzülüyorum ya. Abartıyorsun tamam işte. Ne abartması Bülent? Ne abartması? Farkında mısın? Nesli tükenen bir hayvan öldürdün. Bence sen de yas tutmalısın. Vallahi muhtar bize anlatmıştı. Şu an ülkede kayıt altına alınan 50 kelaynak varmış. Nüfusumun çoğu da bu bölgede yaşıyormuş. Şimdi biz burada 4 tanesini yediğimize göre... ülkede toplam 46 tane kaldı. Tek başıma... canlı türünün %8'ini katlettim ben ya. Üstüne üstlük... pişirip yiyorum. Allah beni kahretmesin. İnsan değiliz ya. Ağlama tamam. Sen yapma ya. Of bari sen yapma. Özür dilerim tamam. Bir halt yedim. Ay dayanamayacağım. Yok dayanamayacağım. Daha fazla dayanamayacağım. Oğlum bıldırcın bunlar. Bıldırcın ne kelayna Allah aşkına ya. Bir saattir uğraşıyorum seninle gıcık etmek için. Nasıl yedim belli değil. Ah, çok güldüm ben şu an. Çok. Çok eğleniyorum. Abdest aldınız oğlum. Abim. Abim kalk 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 kaç kaç kaç. Kaçamazsınız lan. Kaçamazsınız. Kaç 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 abim geliyor kaç. Allah. Allah. Dur. Ayı ayı. Abim mi daha tehlikeli ayı mı? Abim koş. Allah. Abi bir ayı. Şaka mısın? Şakasınız siz ya. Şaka. Susar mısın? Kes sesini. Geliyorlar. Davut abi aldı kokularını. Ayıyı nasıl harcadı ama? Ayı ne dayak yedi be? Öyle mi oldu lan? Öyle oldu abi. Öyle oldu abi. Biz de hafiften darbe aldık tabii. Bin lan arabalara. Bu tarafa gitmişler işte. Nedir ya? Nedir ya? Nedir? Bu nedir ya? Ben kaç yaşında adamım ya? En yakın köyde indiriyorum seni tamam mı? Ondan sonra herkes kendi yoluna gidiyor. Bitti. Bir dakika. İyi, peki. Git o zaman ama üçüncü sayfa haberlerine bana rastlarsan üzülme tamam mı? Neymiş o üçüncü sayfa haberleri?
ailesinin istediği adamla evlenmeyen genç kızı doğuradılar. Ailesinin istediği adamla evlenmeyen genç kızı kurşun yağmuruna tuttular. Ailesinin istediği adamla evlenmeyen genç kızı kireç kuyusuna attılar. Ailesinin... Tamam! Tamam, tamam, tamam anladım. Yeter. Hangi yoldan gidiyoruz? Bu yoldan. Bundan 3 gün önce arabamın rengi gömleğimin rengine uymuyor diye şoföre yeni bir araba getirtirdim. Şimdi benden yaşlı bir arabayla böyle 15 kilometre hızla ilerliyorum. Aç, susuz, yorgun, pis. Yanımda tanımadığım bir tane gelin kostümüyle böyle. Kimle konuşuyorsun? Efendim? Konuşuyorsun da kimle konuşuyorsun diye sordum. Ha, konuşuyorum. Durumu böyle realize ediyorum. Unutmamak için. Ha. Realize. Tabii canım. Arada ben de ederim öyle. İyi geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Dağcı köyüne gelmişiz. Dua et de bir yaşam belirtisi falan olsun. Muhtarlen, köye Sirk mi geldi? Yok lan öyle bir şey arkadaş ya. Nereden çıktı şimdi bununla? Halledeceğim ben, sen dur. Neyi halledeceğim? Abi 2 latte alabilir miyiz? Yok artık. Latte? Benimki soya sütlü olursa sevinirim. Muhtar ne diyor bu ateş böceği? Biz 2 tane çay alalım abi sağ. Belki vardır, belki var. Belki vardır. La ilahe illallah. Abi. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Adam canlandı. Öldü, adam öldü, dirildi. Adam öldü, dirildi. Hoş geldiniz. Kimsiniz acaba? Kendinizi tanıtıverin bakayım bir o. Biz. Şimdi şöyle, köyünüze garip kırmızı takım elbiseli bir adam ve bir gelin kız indi. Size çok tuhaf geldi tabii. Normal. Ben işin içindeyim. Bana bile tuhaf geliyor. Ben en baştan anlatayım ya. Şimdi benim babam inşaat okulu... Eğlenmemize razı gelmediler. Biz de kaçtık. Bravo! Abim de silah kuşanıp peşimize düştü. Oha! Ya. Biz birbirimize çocukluktan vurgunuz. Gözlerimiz başka göze bile değmedi. Ama bu sevgiye razı gelmediler. Zorla evlendirmek istediler. Oha! Bizi ayırmayın dedik. Ama sevdanızı mezara gömün dediler. Yemeden içmeden kesildi. Odamda ölümü beklerken... Yiğidim bir ışık gibi. Bir ışık gibi doğdu. Atının terkisini attığı gibi beni ölümden kurtardı. Sonra da... Buradayız işte. Geçti. Geçti. Gençleri, aşıkları kavuşturmak sevaptır. Bu aşıkları teslim etmeyeceğiz. Değil mi lan arkadaşlar? Bravo! Oho! Ho! Allah Allah. Ya bu verilere göre Bülent tam 25 kere aynı noktadan geçmiş. Ne oluyor ki abim? Efendim yani cihaz sağlanmış. Üreticinin söylediğine göre eğer bir arıza olmuş olsa sinyali kesermiş. Allah Allah çıldıracağım ya. Hani normal çersilikte bir noktadan başlarsın. Düz bir hat üstünden malını satarsın gelirsin. Bu oğlan dönüp duruyor. Başka bir şey olmuş olmaz. Vallahi efendim Bülent Bey'i kaçırıp fidye istemesinler. Ya... Benim oğlanı kim kaçırır Allah'ını seversen ya? Ha, isterler mi?
Ya, bu işte bir tuhaflık olduğu kesin Celal Bey. Bak şimdi içime şüphe düşürdün. Gidip baksak mı şu oğlana? Aa! Hop orada, hop burada. Aa, vallahi çıldıracağım. Çıldırmamak işten değil zaten Suzan Hanımcığım. Ay gidip bulsak şu çocuğu ama nasıl? Celal Bey'e mi yalvarsak? Aa, o hayatta inadından vazgeçmez. Ölse cenazesini almaya gider ama değil mi? Yoksa kimsesizler mezarlığına gömüverirler. Ay! Niye sen şimdi benim çocuğumu durduk yere öldürdün canım? Ay. GPRS verilerine göre Bülent Bey sürekli ya pavyonda ya yollarda. Hadi mermiden yırttık. Trafik canavarından ölecek. O zaman yola düşüp çocuğumu bulmak zorundayım. Ama bu operasyonu sadece ikimiz yapacağız. Ve Celal'in asla haberi olmayacak. Never. Allah böyle yaratmış yani. Ne giysem yakışıyor. Ha, aman ne demezsin. İyice saray köylüsüne döndün ha. Sen? O gözlemecide o şey açan kızlar olur. Aynı onlara benzedin. Yalnız bu kahvede anlattıklarını bayağı iyi uydurdun ha. Çok mu abarttım? Biraz. Doğuca köyü Gevrek Sıra Dağları'nın en ucudur. İnsanoğlunun ulaşabileceği son nokta burasıdır çocuklar. Nüfus 24-25 kişi deniyor ama köylümüzün biri ölü bölüp dirildiğinden kesin bir rakam veremiyoruz. Bir süre önce biz burayı topyekün terk etme kararı aldık. Ya neden göç ediyorsunuz? Neden göç edeceğiz kızım? Birbirimizi gömemiyoruz. Hiçbirimiz mezara inmiyor. Cenazelerimiz ortada kalacak. Hiçbirimizin çoluğu çocuğu buraya gelip de yerleşmez gari. İyi de neden? Neden olacak çocuğum? Eskiden telefonumuz vardı. Telefonu aldılar. Geri gelmedi. Onun için internet de çekmiyor. Onlar çekmeyince bura insanları da çekmez tabii. İyi, güzel. Abim beni burada bulamayacak. Çocuklar, gördüğünüz gibi burada mülkün hiç değeri yoktur. Bir kişiye 5 tane ev düşüyor burada. Paşa da bu evi böylece bırakıp gitti. Ne yapacaksın? Size nasipmiş herhalde. Beğendiniz mi? Devirin bakayım ya. Vallahi ben bayıldım. Tamamdır. Esma'cığım bir konuşsaydık canım. Esma tamam dediyse tamamdır. Yuvayı dişi kuş yapar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Şükürler. Kaçakçısı falan olmasın. Ya Allah aşkına. Nasıl çalacaklarmış organlarımızı? Yemeklerimize tak tak 2 tane hap atarlar. Sabah bir uyanmışız böbrek, akciğer, karaciğer hepsini almışlar. Bir bakmışız. Bağırsaklarımızdan kokoreç yapmışlar. Dalga geçme yemin ederim yaparlar. Vallahi yaparlar ya. Ya ben bir kek yüzünden donla kaldım ya koca yolda. Bak. Artık şu uğursuzlukları, bu hırsızlıkları, her şeyi unut. Ya git dışarıya, keyfini çıkar ya. Ne bileyim, git inekleri sağ, tavuklara yem at, bahçe çapala, bir şeyler yap. Yıllarca annemin ve babamın istediği hayatı yaşadım. Şimdi tam böyle tek başıma bir şeyler başarmaya çalışacakken... yine bir zorlamanın içine giriyorum. Ve bu durum beni çok geriyor Esma. Bak... eğer köylüler durumu anlarsa jandarmaya söylerler. O zaman da abim gelip beni bulup öldürür. Bunu mu istiyorsun? Ben bir çıkış yolu bulana kadar benim yanımda kal. Lütfen ya biraz daha kal.
lütfen. 4 gün. Tamam mı? O da sırf bazlama ve yumurta için. Tamam. 4 gün. Sağ ol. Allah Allah. Biliyorum sen beni yalnız iş seyahatine göndermezsin ama bu sefer durum acil. Kenya'daki şantiyeleri bizzat kontrole gitmem lazım. Çok acil. Elbette kocacığım. Kontrolleri bizzat yerinde yapman lazım. E bu senin işin tabii. Ben de Paris'e giderim artık. Alışveriş yaparım. Şanzelize'de mesela. Tabii kardeşim, tabii tabii. İstediğin gibi alışveriş yapabilirsin. Sağla. Sağla. Bak ne oluyor ya? Git başka yerde soyun. Ayrıca git başka yerde yat. Karı koca değil miyim? Değiliz tabii. Kahvede öyle demiyordun. Aşk destanı yazıyordun gari. Onlar zorluktan yazılan destanlardı canım. Başka işe yanık görürlerse evli olmadığımızı anlarlar. Hem bak dış kapı gitti. Bunların sağ solu belli mi olur? Sabah bir gelecekler ayrı odalardayız ha? Ne olacak? Yani onun için kaykıl. Dur. Başka bir çözümüm var. Ne yapacağım? Çekil bakayım oradan. Ne yapıyorsun Esma? Yanımda yatacakmış. Oho. Al bakalım. Tatlı rüyalar. Hadi geç. İyi geceler. Tamam şaka. Tamam şaka yaptım. Tamam iyi geceler. Tatlı rüyalar. Bye. Bak. Çaktırmadan bizi izliyorlar yine. Hadi sen de başla. Kızım ben hiç çapa yapmadım ki. Beni taklit et işte hadi. Yuh! Ne yapıyorsun ya yavaş? Erkek adamız. Sanki mezar kazıyor. Alıyoruz diye kızdı galiba. Baksana. Çok pis bakıyor. Kızmaz. Kızdı. Bana bak. Bu boğa toslamaz değil mi? Ay inek bu inek. Sadece sütü var. Bir şey yok. Tamam. İşte bu inek. Toslamaz değil mi bu inek? Toslamaz. Yalnız bu inek var ya. Bayağı bir boğaya benziyor. Belki yükseleni boğadır. Ay ne komik. Bak. Anam. Gördün anam. Mü böyle? Bak böyle ilaçlayacaksın. Al bakalım. İlaçlayayım da zehirlenelim değil mi? Ay ne zehirlenmesi ya. İlaçlamamız lazım hadi. Esma'cığım ben etrafta böcek falan göremiyorum canım. Cahil. Bak canım. Ağaçlar ilaçlanır tamam mı? Hadi. Ben ilaçlamam. Ben organik sebze ve meyve yetiştirmek istiyorum. Çocuklarımız sağlıklı beslensin istiyorum hayatım. Tabii ya. Organik tarım. Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Bir saniye. Sen daha demin ne dedin? Organik tarım. Evet. Evet organik tarım.
Eğer ben buradaki mahsulleri organik Mahmut'a satarsam 5.000 liraya toplar. Babamın testini geçer, eski hayatıma geri dönerim. Evet, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Ay, aman tamam ya. Dönersin işte eski hayatına. Allah Allah. Efendim, durduğu ikinci nokta tam burası. Durduğu andan itibaren dolanıp duruyor. İpucu varsa burada olsun. Allah Allah, Allah Allah. Selamünaleyküm birader. E, aleykümselam. Malları nereden aldın? Bir karı kocadan, hayırdır? Bana bak, boyalı kafa, bana yalan söyleme. Bu mallar oğlumundu. Aha, karı buydu. Ama kocasını görmedim. Bana bak, bizi yemiyorsun değil mi sen? Celal Bey, efendim doğru söylüyor. Araba az önce buradan geçmiş, bakın. Şimdi de şu istikamete doğru ilerliyoruz. Ne duruyoruz o zaman? Hadi. Sonra ne oldu kızım? Sonra oğlunuz ben çok zenginim, seni yaşatırım dedi. Seni yaşatırım dedi. Sen ya, hay Allah. Bir şey yapmamışsın inşallah. Bir şey yaptı mı sana? Beni kandırdı. Psikolojim alt üst oldu. Ah canım. 5 dakika mola verebilir miyiz? Verirsem veririz ya. Yer misiniz kek? Kendi ellerimle yaptım. Ellerine sağlık, ne güzele benziyor. Kamil, kek al, kek al. Soyulduk. Kamil, soyulduk. Tablet de gitmiş efendim. GPS şifreleri hep ona yüklüydü. Bülent Bey'i bulamayacağız artık. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Bizim olan. Neresinden bakarsan bak, bir ton, bir tonun üstünde zerzevat çıkar buradan. Süper. Potansiyeli ölçmek için yeterli. Şimdi bizim bir şekilde bu malları satmak için organik Mahmut'a telefon açmamız lazım. Acil durum sistemini getirmeye bakayım Ocakçı. Acil durum sistemi. Süper. Cep telefonu çekiyor o zaman. Belki de uydu telefondur. Haydi. Ne oldu? Suzan Hanım, Çeşme. Neden? Elinizi yüzünüzü şıftırtırsınız diye dedim ama. Ben o pis suda elimi yüzümü şıftırtmam. Sen şıftırt. Ay, bu cerasbiyi çalışmıyor. Gel şuna bir bak. Of, buyurun devam edelim. Bakmadığımız sadece Dağ Ucu ve Güney Bacalar kaldı. Hangisindeler acaba? Bakar mısınız? Burada bir pavyon varmış da onu soracaktık nerede diye. Lan sahtekarlar! Aa, manyak mısın be? Ne bağırıyorsun? Bir yol sorduk. Kafanızı koparacağım lan. Taş yok mu lan? Taş yok mu? Müteş diyorsun. Sen de misiniz lan? Çek içine. İyi gelir. Ege kasabasına yerleşme hayalin gerçekmiş meğer. Bak, yüzün gülmeye başladı. Biraz zorlanıyorum tabii ama alışıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şehirli Bülent'i biraz şımarık bulmuştum. Ama köylü Bülent hiç fena değilmiş. Ben hayatımda ilk defa kendi başıma bir iş başaracağım Esma. Onun için bu organik tarım işi çok önemli. Buradan dönmek yok.
Hadi hadi çalışmaya devam. Yeni elbisem de gitti. Belki de kaderim bu benim. Belki de yeni uğurum sensin. He? Ne dersin? Han o Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Keki mi yedin birader? He. Yemeğiydi neydi? Önce kırmızı takım elbisemi çaldılar, sonra da siyahını çaldılar. Bir saniye ya. Kırmızı takım elbise mi dedin sen? He. Nasıl bir elbiseydi bu? Böyle yakaları simli kırmızı bir takım elbise. Kız kardeşimi kaçıran üzerindeki elbise o. İşte o benim uğurlu elbisem. Neredeler peki abi ya? Bilmiyorum, ben de onları arıyorum. Yemin et. Yeminle kardeşim. Dur. Ne yapıyorsun oğlum? Dur lan. Dur lan. Ben baştan beri şüpheleniyordum bunlardan. Bunlar evli değil. Bu işin içerisinde bir iş var arkadaşlar. Acaba bunlar organ mafyası mı? Ya manyak konuşma be. Ne yapsınlar 80 yaşında adamın pörtlemiş organlarını? Bakım yaptırıp yeni diye satarlar belki. Yavaşla. Şu kızı alalım. Geç kalmıyorum efendim. Bülent bize doğru geliyor zaten. Dursana sevaptır. Aa. Bir hafta oldu. Efendim? Ya hani 4 gün kalacaktın ya. Bir hafta oldu. Yani istersen artık yarın yola çıkabilirsin. Gerek yok. Gitmekten vazgeçtim çünkü. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ama bak sonra başıma kalkmam ha. Yok, kalkmam. Ya zaten ancak 5000 liraya böyle toplayabilirim. Benim için kalmıyorsun yani. Esma'cığım, zaten bunca zaman senin için kaldım ben. Bırak da birkaç gün kendi işlerim için kalayım. Peki o zaman. Kayıtlara geçsin. Ben de bundan sonra senin için kalıyorum. Süper. Anlaştık o zaman. Ay çok lezzetli. Neyle pişirdin bunu? Zeytinyağı kullanıyorum. Okul bitince de mühendislik falan yapmayacağım. İşte kek pasta işine falan gireceğim. Şimdilik harçlığım da çıkıyor. İleride bakalım. Sen kimsin ha? Senin derdin ne? Bırak. Ben hayatımda Esma gibi samimi, içten, temiz yürekli birini görmedim. Ben de Bülent kadar mert, içi dışı bir, cana yakın bir insan görmedim. Arada bir sinirleniyor ama olsun. O kadar kadı kızında da olur, normal. Arada bir kabalaştığı oluyor tabii. Ama onun dışında hep nazik, hep efendidir. Esma benim hayatımın ilk ve son aşkıdır. Bir dileğim olsa ömrümün sonuna kadar yine onunla yaşamayı dilerdim. Maşallah. Böyle bir aşk 40 yılda bir bulunur. O zaman Allah ömür versin gari bunlara. Siz nasıl tanıştınız? Ormanda. Çocukluk aşkı değil miydi sizinki? Şöyle benim yolum ormana düştü. Çocukken. Çocukken yolu ormana düşmüş. Benim de yolum ormana düştü. Biz de orada tanıştık. Aynı köyün çocukları değil misiniz? Neden ormanda tanıştınız?
Çünkü benim ailem küçükken ormana taşınmış. Lan arkadaş, senin ailen yam yam kabilesinden mi ya? Ne güzel espriler amcam. Bilmiyorum, herhalde evler ucuzdur diye, değil mi? Çok güzel tüy diktin. Diktim değil mi? Olmadı. Evlilik cüzdanınızı verin bakayım. Teyzem şimdi şöyle... Biz aslında evli değiliz. Abo! Çocukluk aşkı da değiliz. Oha! Daha biz tanışalı bir hafta oldu. Siz bizi kandırdınız. Evet, Esma ile biz birbirimizi yeni tanıdık, doğru. Ama Esma'yı kendisinden 35 yaş büyük zengin birisiyle evlendirmek istemeleri yalan değil. Abisinin silah kuşanıp peşimize düşmesi yalan değil. Ve benim Esma'ya olan duygularım yalan değil. O zaman siz şimdi bekar oluyorsunuz değil mi? Ayrı ayrı damlarda kalacaksınız. Hadi Bülent Efendi, beni takip edin be bakayım. Hadi gidin arkadaşlar, yürü. Hadi bakalım. Görüşürüz o zaman. Uykun tutmamıştır diye şey ettiydim ama tuttuysa gideyim. Tuttu mu? Tutmadı. Oh iyi. Yani uyandırmadın değil mi? Gerçi öğrenmeleri iyi oldu değil mi? Çok iyi oldu vallahi ya. Bayağı bir rahatladım. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen söyle. Hayır, ne olur sen söyle. Şey diyecektim. Bu son bir haftadır ben gerçekten yaşadığımı hissettim Esma sayende. Ben de öyle. Yani diyorum ki iyi ki kaçarken yolum ormana düşmüş. İyi ki. İyi ki yani. İyi ki. İyi ki abin kovalamış seni. Ya iyi ki. Esma. Esma, ben sana aşık oldum. Geceyi gündüzü emrime verseler, güneşi sağıma, ayı soluma verseler, ben yine de senden vazgeçemem. Çünkü ben sana aşık oldum Esma. Yalansız dolansız, tamamen organik yollardan aşık oldum. Ben de sana aşık oldum. Siz bekarsınız. Ayrı damlarda kalacaksınız. Tamam mı? Hadi iyi geceler. İyi misin? Bir şeyim yok, sadece ayağım kırıldı. Yok yok, şaka yaptım. Hadi yat uyu, iyi geceler. Deli. Müjdemi isterim gençler, müjdemi isterim. Doğucu tarihinde bir ilk yaşandı. Mektubu cevap geldi ya. Ne yazmışlar? Ne yazacaklar bizim olan? Köyümüzde ne kadar zerzevat varsa hepsini alırız demiş. Allah Allah! gel sen de gel sen de. Gel. Sarılıver evine. Oh. Yalnız gençte bütün köylü sizi kahvede bekleyip duru. Çabuk işiniz hafiflemez arkamdan geliverin. Tamam. Hadi bakalım. Hadi geliverin. Elinizdeki tüm zerzevatı peşin alırım. Çekim yapar kendi video kanalımda yayınlarım. Köyün reklamolu. Konumu telefonunuzdan öğrendim. Yarın alışveriş için geliyorum. Hazırlığınızı yapın dedim. Allah be! Allah ya buraya gel.
sevinsenize. Ya bu davucu için inanılmaz bir haber. Abi anlamadınız mı? Artık burayı evet. terk etmek zorunda değilsiniz. Evet. Organik tarımla köyü kalkındırabilir. Buraya yepyeni insan getirebilirsiniz. Aynen öyle. Davucuna para akar. Böylelikle evleri yıkıp yerine rezidans yaptırabilirsiniz. Baba! Baba! Anlamadınız değil mi? Hepinize beton testi yaptım, geçtiniz. Bu satış bizim için çok önemli. Onun için bir an evvel böyle festival havası yaratmamız lazım. Evet. Badem Festivali'nde bir sürü afiş vardı. Bizim de bir slogan bulmamız lazım. Çocuklar siz merak etmeyin. Evelallah biz o işi hallederiz. Nasıl hallederiz? Şimdi arkadaşlar burada oturma ne olmuyor bu işler. Kalkacağız, zerzevatları toplayacağız, kasılayacağız, afiş bulacağız, afiş asacağız. Tamam mı? Bu işin üstesinden evelallah geleceğiz. Hadi marş marş. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hadi bakalım. Marş. Vallahi bizim evde bu kadar kişiyi ağırlayacak kocaman bir masa var ama gel gör ki üç kişi oturup yemek yemişliğimiz bile yok. Meğer ne kadar güzel bir şeymiş ya bu kalabalık sofra. Bizim bayram sofralarımız hep böyle olurdu da tabii çocukken şimdi nerede? Hep böyle olalım ya. Ha? Tabii tabii. Çocuklar çok sağ olun be. Doğucu köyünün kaderini değiştiriverdiniz siz ya. İyi ki varsınız vallahi. Ne arkadaşlar. Aydınlarımızı Esma ile Bülent için kaldırıverelim gari, tamam mı? Hadi afiyet olsun. Efendim, Bülent Bey'i böyle serseri mayın gibi dolanarak bulamayacağız galiba. Bugün baktım tam tamına 800 kilometre yol yapmışız. Ne yapsak acaba ya? Jandarmaya mı haber ver? Başka çare kalmıyor galiba efendim. Celal Bey. Celal Bey. Yumiş. Yumiş. Sinyal geldi. Neresi burası be? Ben bakayım efendim. Bülent Bey şu an pavyonda. Pavyonda mı? Ne meymenetsiz kadınsın. Bir günde güzel haber ver bana be. Babası kılıklı işte. Babası da böyle pavyona giderdi. Ah, çerçilikten kazandığı paraları gider pavyonda yerdi biliyor musun? Ben evlenince ayağını kestim de hayatı kurtuldu. Şimdi Bülent Bey de çerçilikten kazandığı parayı pavyonda mı yiyor diyorsunuz? Yemiyor mu sizce? Görmüyor musun orada işte? Yürü kalk onu kurtaralım. Ay çok stresteyim ben Yeşim. Ay çok gerginim. Buyurun. Ay! Göremiyorum hiçbir şey. Burası boş gibi. Oturalım mı? Dur. Hoş geldiniz efendim. Ha. Konsomasyon ister miyiz? Olur. Hepsinden getir yavrum. Hepsinden? Peki efendim. Ay pavyona düştük resmen. Bu ne yapıyor? Kim? Suzan! Ne arıyorsun sen burada? Asıl sen ne arıyorsun burada? Hı? Hani Kenya'da olacaktın? Gene düştün değil mi pavyona? Baba ol beni delirtmeye çalışıyorsunuz değil mi? Hani sen de Paris'te olacaktın? Şanzelize'de alışveriş yapacaktın? Pavyona mı gelecektin? Aman benim derdim başka. Bak ben yumuş için geldim.
Ben de yumuş için geldim. Ki bu kıvırcık salyangoz böyle be. Çek şunu be. Çekil sen de. Ben bunun canını okumaz mıyım? Gel Celal. Gel ulan buraya. Sen gel buraya. Nasıl ha? Benim oğlumun yumuşunu sende ne işin var? Oğlum nerede? Bana cevap ver. Sana da. Senin oğlun benim elbiselerimi çaldı, tamam mı? Ben de uğur getirsin diye oğlunun bıraktığı ayıyı yanıma aldım. Allah Allah, çek elini be kadın ya. Gidin üstümden. Gebertirim ulan seni. Tutmayın beni be. Niye tutuyorsun beni? Nerede oğlumuz nerede? Oğlumuz nerede? Ya ne bileyim nerede oğlunuz? Ne yaptın be kadın? Ne istedin ayıcıktan sen? Biz bunun için 2000 kilometre yol geldik çirkin şey. Gel ulan buraya. Ya lütfen. Bunların oğlu kardeşimi kaçırdı. Benim de uğurlu takım elbisemi. Sen de oğlumun yumuşunu kaçırmışsın. Teyp bende teyp. İçine GPS koymuştuk. Nerede teyp? Ses kes. Bu kız bir hırsız ekibinin sabıkalı üyesi. Yollarda çaldıkları malları depolayıp bir süre sonra satıyorlar. Çocuğumu da depolayıp satacaksa. Yakalarsak anlarız ne olduğunu. Çıkabilirsiniz, serbestsiniz. Bakın, şimdi Bülent'i, oğlumu bulduğum zaman hepiniz istediğinize kavuşacaksınız. Küfür kafiri bırakıp güçlerimizi birleştirme zamanı. Şimdi soru şu, neredeler? Neredeler? Kesin de ucundalar. Her taşın altına baktım. Ses seda yok. Biz salak gibi sizi takip ettik. Şarbuki şimdiye kadar çoktan oğluşumu bulmuştuk ya. Ya gene sen kimi takip ettiğini biliyordun. Bizde o da yok. Kapara kapara kapara. Nerede? Gel. Ben macera perest biriyim. Yüreğimin götürdüğü yere gider, oradan dönmem. Varılan yer değil, gidilen yol önemli. Benim ruhum macera perest zaten. Yer misiniz? Organik kek. Organikse bayılırım. Benim organik restoranım var, kahvaltı restoranım, biliyor musunuz? Yemeğiii! Siz Yeşim Hanım değil misiniz? Organik Mahmut, senin ne işin var burada? Bülent Bey! Haberiniz yok mu sizin? Haberimiz yok. Neden haberimiz olacak? Benim çocuğum nerede? Benim çocuğum nerede? Benim çocuğum Suzan, nerede? Susan bırak! Bırakmayacağım. Nerede? Organik tarım işine girdi. Ben de şimdi onun yanına mal almayı istiyorum. Nereye? Dağ ucu köyü. Ay hadi, uça gidip oğlumuzu hadi çabuk, bulalım. Hadi. Bırak çeneyi. Çeneme ne yaptın mı var canım? Hadi çabuk bin. Öf. Gelmeyecekler. Belli oldu. Ya olsun be ağalar. Bakın gerçekten önemli değil. Ben bu işe çok ama çok inanıyorum. Mahmut olmaz, Ahmet olur, bir başkası olur yani. Ben dün gece uyumadan önce çok düşündüm. Düşündüm. Ve bu köye yerleşmeye karar verdi. Bravo! Esma kızım sen. Benim başka çarem yok. Bu kaçış kaderimde yolculukmuş meğer. Oba! Güzel lafmış ha. Kamyon yazısı. Daha hiç çirkin görmedim. Ah!
Aa, geliyorlar. Esma! Abi! Baba! Oğlum! Anne! Oğluşum! Yeşim Hanım! Bülent Bey! Organik Mahmut! Bülent Bey! Aa! Kırmızı uğurlu elbisem! Yumiş! Ay, ay bu kadar rezillik yeter. Bak baban da affetti seni. Hadi evimize dönelim. Esma, babam seni affetti. Hadi eve dönelim. Söz ben de seni vurmayacağım. Biz bu köye yerleşmeye karar verdik. Esma ve ben. Birlikte. Esma, babam seni affetti dedim. Ben affettim demedim. Bizi ayırmaya gücün yetiyorsa gel. Allah'ım, aslan oğlum benim. Şükürler olsun bana bu günleri yaşattın. Abi, bu saatten sonra bizi ancak ölüm ayırır. Ona göre. Peki siz bilirsiniz. Ölmekte madem ki bu kadar ısrarlısınız. Oğlum, oğluma bir şey yapacak. Ne olur dur dur. Ben bir söz verdim. Başlık parasını aldım. Esma o adamla evlenmek zorunda. Biz birbirimize sevdalıyız. Ucunda ölüm bile olsa yolumuzdan sapmayız. Bizimkisi organik aşk, öyle parayla pulla alınmaz. Benim ne satılacak bir aşkım ne de kiralık bir sevdam var lan. Peki anladık, aşıksınız. Ya benim başlık parası ne olacak? Onunla kredi borcumuzu ödedik. Tam 20.000 lira. Onu ben halledeceğim. Eyvallah. Söz. O zaman tamam ya. Arkadaş günlerden beri peşinde koşuyorum. Eder oldum peşinizde koşmaktan. Manyak! Manyak! Ne yapıyorsun? İndirdim tüfeği. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Daha önce de söylediğim gibi seni mirasımdan mahrum ediyorum. Öyle mi? Neden peki baba? Ben sana ayda 5.000 lira getireceğim demedim mi? Bir araba dolusu malı 400 kağıda kaptırmışsın. İyi ki de kaptırmışım baba. İyi ki de kaptırmışım ki böyle harika bir yola çıkmışım. Ağalar! Malları çıkartın. Hadi arkadaşlar. Yürü, yürü. Hadi açıverin. Yürü, yürü. Yürü. Al şöyle. Tonu 10.000 lira. Başlangıçta haftada 2 ton mal vereceğiz. Anlaştık mı organik? Tamam, anlaştık. Arkadaşlar, hep birlikte bugünün şerefine oturalım. Güzel yemeğimizi yiyelim, karnımızı doyuruverelim. Bu şenliğe dağla, daşla, kuşla şahit oluversin, olur mu? Oluversin, olur. Hadi buyurun o zaman. Hadi, 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 buyurun, buyurun. Thank you.
üzülmesin. Bakın iyi yönünden düşünün. Herkes şu an organik organik kaldı değil mi? Ay Bülent. Abi ver müziği maestro. Gibi de müzik. Ne? Kalk kalk oyna hadi kalk kalk. Bak, maestro ver müziği. Ver ver ver. Kalk ya. Aşkım ben. Anlamıyorum amca. Ceviz istemiyorum. Zeytin al evladım. Ya zeytin de istemiyorum. Dut şerbeti vereyim. İçim ferahlar. Ya dut şerbetini sen iç. Amca bak ben uğurlu elbisemi istiyorum. Sana tarif ettiğim gibi biri buradan geçti mi geçmedi mi sen onu bana söyle. Nar vereyim evladım. Ya zerzevata ayıracak vaktim yok amca. Amca sen uğurlu elbisemi gördün mü görmedin mi onu bana söyle. Gördüm yavrucuğum. Gördüm evladım. Gördüm çocuğum. Nah şu tarafa gittim. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Git de gör.